daha da artacak. Bakın bir arkadaş vardı Özgür Taşçı diye. Tanımam, siz de tanımazsınız. Ama iyi başarılı bir öğrenci, haksızlığa uğrayan bir öğrenci. Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi de ne? Liyakatsızlık. Yani yetenekli insanların, başarılı insanların, hak eden insanların hak ettiği yerlere gelmemesi. Şimdi Özgür Taşçı çok güzel bir tweet atmış. Normal bir vatandaş ve uğradığı haksızlığı bakın nasıl özetliyor. Onun sesini duyurabilmek için sadece bunu da sona bıraktım. Şöyle diyor, ben Özgür Taşçı. Normal, sizin benim gibi bir insan. Bursa'da bir devlet okulunda matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi Matematik Öğretmenliğini bölüm bilgisi olarak bitirdim. İstanbul'da hukuk fakültesini 3,40 ortalamayla bitirdim. Geçen yıl idari yargı hakim adayı sınavında Türkiye ikincisi. Bu yıl idari yargı hakim yardımcılığı sınavında Türkiye üçüncüsü oldum. Ortalama 1,5-2 dakika süren mülakatlarda mülakatların güzel geçmesine rağmen eleniyorum. Al işte sana Türkiye gerçeği. Elenirsin birader. O görüşte değilsen, bunların görüşünde değilsen seni gönderirler zaten. Hiçbir yere getirmezler. Görüyorum ki bir zamanlar mağdur olduklarını ileri sürenler şimdi kendileri yeni mağdurlar yaratıyor. Kul ve kamu hakkına giriyorlar. Ben ülkemi seviyorum. Bu ülkeye ömrüm fırsat verdikçe de hizmet etmeye devam edeceğim. Meslekte 10. yılımı çalışan bir öğretmen olmama ve tüm zorluklara rağmen görevimi yeni atanmış bir öğretmen edasıyla azimle ve gayretle yapmaya çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte ise mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk milleti adına anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak adil kararlar vermek, adalet sancağını taşımak istedim. Ancak görüyorum ki bizleri yönetenlerin zerre kadar umurlarında değiliz. Bizi sevmiyorlar. Gerçekten sevmiyorlar. Sadece koltuğu seviyorlar ve koltukta kalmak istiyorlar. Seviyormuş gibi yapıyorlar. En zoruma giden ise çaresizlik demiş. Her cuma namazında hutbede Nahl 90. ayet okunurken acı çekiyorum. Evlatlarım bana hocam hakimlik düşünüyor musunuz diye sorduklarında onlara mülakat diye bir gerçek var çocuklar diyemeyip gözlerindeki ışığı söndürmemek için susmaktan acı çekiyorum. Adalet mülkün temelidir. Ekonomi başta olmak üzere yaşanan tüm sorunların çözümü liyakat ve adaletten geçer. Adalet adil olduğu sürece güçlüdür şiarıyla tüm bu olanları kamuoyuna bırakıyorum. Takdir sizindir demiş. İşte bir gencin, bir arkadaşın, bir yurttaşın yaşadığı durum. Her şeye ideolojik bakıyorlar ve orada ya başarı sırası bakayım Ahmet. Ay ay bak. Sınav puanı 94, başarı sırası 2. Aday sayısı 13.401 aday arasında adam ikinci olmuş. Ve bu adamın hakkı yeniyor. Yani ondan sonra mülakatı kaldıracağız. Mehmet Bey hani EYT Cumhurbaşkanı'na şey yaptınız ya, özür dilerim muhalefete sorun buldunuz ya, muhalefeti sorumlu tutuyorsunuz. Mülakatı kaldıracağım demişti Erdoğan. Ona ne diyorsunuz? Var mı ona bir açıklamanız? Oradan bile döndüler ya. Ya Allah. Gerçekten çok zor günler ya. Yani ne çaresizlik ya. Büyük bir çaresizlik yaşıyoruz. Peki bir de ben şeye bakayım. Plot lütfen yazın. Nereden arıyorsunuz veya nereden bizi izliyorsunuz? Bu arada nerelerden daha doğrusu? Nerelerden? Ahmet düzeltti beni. Gelelim. X'teki sorunun cevabına. Sizler yazmaya devam edin. Datça'dan selamlar Demet demiş. Sağ ol. Size